Bende sana karşı aşka benzer hiçbir şey kalmadı. Eğer sende bana karşı herhangi bir umut varsa bundan hemen vazgeç. Çünkü bu sefer de bu imkansız şeyi görmen için vakit kaybetmen beni çok üzer. İmkansız mı? Ya ben sana hiçbir şey hissettiremiyor muyum artık? Kusura bakma ama öyle. Sen bana hiçbir zaman aslını hissettirdiklerini hissettiremezsin. Bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız. Ne yapıyorsun be kızım? Ne atıyorsun arabanın önüne? Pardon. Sabah sabah bela mı oldu? Bilal'e. Amma uzattın ya. Kız dalmış işte, ne var? Rahat bıraksana kızı. Karışma sen. Sana ne lan? Şşş. Laftan anlamıyor musun lan sen? Anlamıyorum. Ne olacak? Yürü git! Ecelini susamış köpek. Ya patron, ben ecelime mi susadım ya? Niye müşterinin cüzdanını çalayım ya? Paspasın üzerinde öyle buldum yani. Orada duruyordu. Yalan konuşma. Ben her zaman torpidoda saklarım cüzdanımı. Çıkarken fark ettim ki inerken almayı unutmuşum Yalçıncığım. Geri döndüm. İçinden paralarımı ayıklıyor. Ya ne ayıklaması ya? Ben hayatımda pirincin taşını bile ayıklamamış adamım. Yani yapmayın ya. Patron bir bak benim tipime. Yani benim hiç öyle bir yüzüm var mı ya? Hadi öyle olsa. Çetin abi kefil olup beni buraya gönderir mi abi? Yakup Bey, bu delikanlıyı çok güvendiğim bir arkadaşım yolda cüzdan bulsa koşar sahibine götürür diye anlattı. Siz emin misiniz? Düşürmüş olmayasınız. Yalçıncığım, diyelim düşürdüm. Peki o zaman kredi kartım nerede? Bak, gold kartım yok işte içinde. Eksik. Ne var hala? Yakup Bey'in arabasında bulduk. Kredi kart. Paspasın üstündeydi, ön koltuğun altına doğru kaymış. Allah Allah! Oraya da nasıl gitmişse, halbuki torpide de olması lazım değil mi? Tamam Efe, işinin başına dön sen. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Eyvallah. Da, bizde yanlış anlaşma olmaz patron. Bak bak bak, bir de aklı sıra racon kesiyor. Kusura bakma Yalçıncığım, sabah sabah senin de başını şişirdik. Ama böyle üç kuruşa çalışan gençlerin ne alt edecekleri belli olmuyor, biliyorsun. Siz yine de bundan sonra arabanızı güvenebileceğiniz başka bir yere bırakın Yakup Bey. İyi misin? Bir eczaneye falan gidelim mi? Ya da bir çay içelim şurada, iki dakika soluklanır kendine gelirsin ha? Ya ben çok yorgunum ya. Beni eve götürür müsün? Götürürüm tabii canım. Ne demek? Atla hadi. Aslında bugün buraya gelirken hiç böyle sarmaş dolaş olacağımızı düşünmemiştim, biliyor musun? Hmm. Niye geldin o zaman? Ya bütün gece düşündüm. Bütün olanları. Efe haklıymış. Bütün her şeye rağmen en azından arkadaş kalmayı becerebilmeliydik. Ne yani, sen şimdi buraya bunları söylemeye mi geldin? Evet. Ama sana öyle tutkuyla bağlanmışım ki karşı koymayı beceremedim. Ama pişmanmışsın gibi konuşuyorsun. Bilmiyorum. Yani bundan sonra nasıl olacak? Artık her şey ortadayken yeniden nasıl başlarız bilemiyorum. Bak Aslı, eğer sen de inanırsan artık hiçbir şey eskisi kadar zor olmayacak. Yani Efe'nin Urla'da hastanenin bahçesinde söylediğini hatırlasana son gece. Hiç kimsenin hataları sizin hayatınıza yön vermesin demişti. Buna izin vermeyin demişti. Eşek herif. Ta o zamandan beri biliyordu yani, öyle mi? Ta o zamandan beri bana bunu söylemeye çalışıyordu. Ya bak, bunu sana söylemeyi ben de çok istedim. Yani birçok kez denedim. Bunu senden saklamamalıydım, özür dilerim. Beni affet. Deniz, sen affedilecek bir şey yapmadın ki. Esas sen beni affedebilecek misin? Ne demek şimdi bu? Yani düşünüyorum da hangi erkek ailesine felaket getiren bir kadın kız kardeşle birlikte olmak ister ki? Ben senin bildiğin erkeklerden değilim, değil mi? Ben senden başka erkek bilmiyorum ki zaten. Ben ve ailem sana sadece acı verdik. Bak, benim hayatımda birçok mutlu an oldu ve bunların hiçbiri sensiz değildi. Tamam mı? Bizim yamuk ağzı bunu duymasın ama. Son hayatınızda bensiz hatıranız var, çakallar diye canımız okur. Ne adam bu Efe ya? Biliyor musun? Yani bazen hiçbirimiz onun gibi olamıyoruz. Bilmez miyim? Bana gelip bu dostluğun başında hepimiz birimiz için yemin etmiştik dedi. Sonra da en ufak bir şey olduğunda hepimiz bir kenara savruluyoruz. Aramızdan biri çıkıp hepimiz için bir şeyler yapıyor. Ve o birisi de hep Efe oluyor. Aynen öyle. Yani dün gece Mine için nasıl çırpınıyordu bir görsen.
Ya hala ortada yok değiliz. Ne yapacağız? Ya, okula da baktık işte yani. Benim aklıma da başka bir şey gelmiyor. Ya sizin şu dün gittiğiniz mekan. Dün gece kapalıymış. Belki bugün açmışlardır. İyi de yani polisler araştırmış orayı. İyi de canım bir de biz gidip sorsak. Belki polise konuşmaya çekinmişlerdir. Bizle konuşurlar. Tamam da sen Mine için böyle bir şey yapmak istedin emin misin? Hepiniz benim için bir şeyler yaptınız. Ben de şimdi hepiniz için bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Mine de mi daha iyi? Yalanla kötülükle ne kazanabildik ki? Sonuçta Mine'yi inkar edip bir yere varamayız. Yaptıkları doğru ya da yanlış. Ama sonuçta artık o da bizden biri. Ve onu kazanmalıyız. Ne oldu? Dün akşam vodkayı fazla mı kaçırdın? Sonra ne oldu? Sen böyle gezerken çantayı kapıp kaçtılar ha? Cevap versene. Sen hep böyle şey misin? Yani kavgacı. Hiç kimseden korkmaz mısın? Ya ne korkacağım? Allah el vermiş, ayak vermiş. Çok şükür sağlam bir de kafa vermiş. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmam ben. Yani hiç dayak yemedim ben. Canım öyle şey olur mu? Bak kavga bu. Yemek de var, atmak da. Ama elim çok pistir. Bir tane vurdum mu kolay kolay belini doğrultamaz kimse. Hem bu emaneti de boşuna taşımıyoruz herhalde. Varsa mı? Eve uğramadan önce bir çorbacıya gidelim mi? Sıcak bir çorbaya gelir. Olur. Zaten geç kalacağım, bu kadar kaldı. Yahu geç kalmışsınız kalacağınız kadar. Ben senin abinim. Böyle bir şey olur da insan geceden haber vermez mi? Muhitim gayet geniş. Sağa sola sorar soruştururduk. Vallahi Gülseren anne yeni aldığınız yatak odası takımıyla o kadar ilgiliydin ki aklımın ucundan bile geçmedi. Hanım satma şurayı gidebilir. Ondan kurtulmak istiyorum anlasana. Yüreğim sızlıyor. Benim yüreğim de torunum için sızlıyor. Benim de bacaklarım sızlıyor bu yağmurda. Hiç donumu giymeden beni sokağa sürükledin. Nedir bu deliler gibi karakol karakol dolaşıyoruz? İyi o zaman Osman Bey. Doğru eve git. İç donunu giy, iç fanelerini giy, iç rahatlığıyla bir güzel otur evde. Biz abimle dolaşırız karakol karakol. Yürü abi. Su gelir güldür güldür gelder beynimdür. Merhaba, hoş geldiniz. Selam. Çok sıra var mı? Ya aleyküm selam. Sıra işi kolay da... Abi sen geçenlerde şu acayip arabayla gelen değil misin ya? Hani 100.000 dolarlık olan. Evet. Bu da mı senin? Aslında hepsi babamın. Değiş değiş kullanıyoruz. Vay be. Baban ne yapıyor abi bu kadar çok arabayı yani? Seviyor. Senin babanın sevdiği bir şey yok mu? Var. Benim babamın bir çakmak koleksiyonu var, bir de tespih koleksiyonu var. Dokunursan canına ot tıkar. Sen yine şanslıymışsın. Aa! Bu plaka İzmir plaka ya. Alsancaklıyız biz. Babamın İzmir'de hala fabrikaları var. Fabrikalar diyorsun. Bir tane de değil ha. Şuraya bak birader, hemşeri çıktık ya. Biz de Urlalıyız. Hoş geldiniz Umut Bey. Hoş bulduk. Sadır Bey nasıl? İyidir inşallah. Birkaç gündür yurt dışında işte. Koşturuyor. Siz de okula devam tabii. Devam. Çok çok selam söyleyeyim. Efe, benimle gelir misin? Birader sen fişini geçtir, araba bende merak etme. Buyur patron. Yalçın Bey efe, patron yok. Hem müşterilerle çok işli dışı oluyorsun, bu kadar hoş değil. Eğer sabah yol...